Evet sevgili seyirciler, şimdi sağlıkçılarımızın alkışıyla başladı. Sonra emniyet güçlerine alkış, jandarma güçlerine alkış. Alkışı hak edenlere biz gerçekten saatlerimiz 9'u gösterdiği zaman lambaları yanıp söndürüp ardından da alkışlarımızı yapıyoruz. Ama bir şeyi unuttuk. Gerçekten unutmuşuz. Hani biraz önce dedim ya, bazen bizim aklımıza gelmeyen o kadar çok arka fonda hiçbir zaman ön plana çıkmayan, o kadar çok değerli ve bu işleri yapan değerli insanlar var ve meslekler var ki biz bunun farkında bile olmuyoruz bazen derken, peki biz bu ilaçların sevkiyatından tutun, evimizde aldığımız gıdaların sevkiyatından tutun, elimizde, evimizde gıdasından temizliğine varana kadar bütün bu sevkiyatlar bizlere nasıl yapılıyor derken, nakliyecileri unuttuk mesela alkışlamakta. Şimdi çok değerli bir nakliyeci Mustafa Erol Beyefendi'yi canlı yayınımıza telefonla bağlandık. Öncelikle Mustafa Bey hoş geldiniz. Öncelikle sizi unuttuğumuz için kusura bakmayın. Buyurun. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Dün güzel bir konuya değinmiştiniz. Bu duyarlılığınızdan dolayı size ve Alanya Medya izleyicilerine, dinleyicilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel memleketimin bayrağına, toprağına saygısı olan, emeği geçen herkese saygıyla selamlıyorum. Dün sağlık çalışanlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı askerimize ve polisimize alkış tuttuk. Evet. Ben bu alkışa canı gönülden katılıyorum. Göğsüm kabarıyor, gözlerim doluyor. Ben bu duygularımı tüm nakliyeci esnafları adına konuşuyorum, paylaşıyorum. Rabbim inşallah bu canı gönülden çalışan özverili kardeşlerimize zeval vermesin. İnşallah. Amin. Bulunuyorum. Amin. Ben de bu alkış vesilesiyle bir başka gruba, değersizmiş gibi algılanan, gözlerden ve yüreklerden uzak tutulan nakliyeci esnafına dikkat çekmek istiyorum. Evet. İnsanlarımız can telaşıyla, sağlık endişesiyle sokaklardan çekildiler. Evlerinde daha çok zaman geçiriyorlar. Tam da bu sebeple şehirler arası yollarımız adeta bomboş. Hiç böyle keyfe keder dolaşan araç yok sokaklarda, evet, ana yollarda, caddelerde. Sokağa çıkılmasa da, evlere kapanılsa da insanların ihtiyaçları bitmiyor tabii ki. Muhakkak. Tam da bu arada bu yollarda, bu boş gördüğümüz yollarda hala devam eden birileri var, nakliyeciler. Yine bir ifadeyle kederli kamyoncular. İşte onlar polisin, memurun, hemşirenin, doktorun, hastanın, hastanenin, Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın yiyeceğini, içeceğini, ilacını, serumunu, maskesini, eldivenini kar kış demeden can siperane bir şekilde bizlere, sizlere ve onlara yetiştirmeye çalışan kederli nakliyecilerimiz bence bir alkışla hak ediyorlar diye canlı yayına katılıp onlarla duygularımı paylaşmak istedim. Onların gerçekten şu sıralar sıkıntıları çok büyük. Mesela benim de aracım yollarda, benim de şoförüm yollarda. Ne duracak istasyonlar var, ne mola verecek istasyonlar, yemek yiyemiyorlar, çay içemiyorlar. Mal sevk ediyorlar depolara, market zincirlerine. Kuyruklar oluşmuş çünkü orada çalışan insan sayısı azaltılmış. Evet. Uzun uzun tır adeta pilo gibi tır kuyrukları oluşmuş. Sıra bize gelse de mal boşaltsak diye uğraşıyor insanlar. Ve orada güzel köşelerde yiyecek sıkıntısı yaşıyorlar bu kaptanlarımız. Başkalarının kamyoncu dediği, bizim kaptan dediğimiz insanlar. Onlar da bence bir alkışı hak ediyorlar ve ben sizler aracılığıyla bu canı gönülden bizlere sevkiyat yapan nakliyecilerimizin yollarda mağdur olmaması için, rahat bir yemek yiyip rahat bir çay içebilmeleri için de bir şeyler yapılmasını temenni ediyorum. Ve onlara da lütfen sizin aracınıza ben alkış tutmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Mustafa Bey, biz de sizin bu duygu düşüncelerinize, temennilerinize ve önerilerinize gerçekten sonuna kadar katılıyorum. Çok çok haklısınız. Belki bunu hani illerin girişlerinde nasıl ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçları gideriliyorsa
bu sürücü kardeşlerimizin de gerçekten bu ihtiyacının giderilmesi gerektiğine canı gönülden ve yürekten inanıyorum. İnşallah bununla ilgili de gerekli tedbirler ne alınması gerekiyorsa alınır diyorum. Hele hele o şunu biliyorum. Bir yükünü getirip de zincir marketlere veya herhangi bir gıda toplantısına getirdiği zaman yani keyfe keder işte bekle acele etme deyip de o bir sürücü kardeşimizin kamyonunu veya tırını orada bir gün yatırıyor olması onun zararını olduğunu zaten biliyoruz. Hele hele evinden barkından çoluğundan çocuğundan uzak olarak bu görevi icra etmeleri de zaten gerçekten alkışların en büyüğünü hak ediyorlar diyorum. Son sözleriniz varsa onları alalım Mustafa Bey. Buyurun. Ben tekrar söylüyorum. Bu memleketin toprağına, bayrağına saygısı olan herkesi canı gönülden selamlıyorum. Onları çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Başarılar diliyorum ama lütfen onlara hizmet eden nakliyecileri de unutmayalım. Onları da alkışlayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet ben de teşekkür ediyorum. Canlı yayında ben de alkışlıyorum. Gerçekten alkışı hak ediyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Tüm sizin nezdinizde tüm kaptan sürücülerimize de Rabbim yollarını, farlarını ve bahtlarını açık etsin diyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu duygularınızı bizimle paylaştığınız için. Evet sevgili seyirciler, dedik ya bazen bizim aklımıza gelmeyen bir şeydir. Alkışı gerçekten hak eden o grubu mesela hiç aklımıza gelmedi, unuttuk. Sayın Erol'a da buradan çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize duygu ve düşüncelerini sizlerle birlikte paylaştı ve gerçekten de çok da haklı derken.